sonra sen her geçen gün bana pal. Her geçen gün daha iyiye gidiyorsun. Sen ne biçim vuruyorsun öyle ya? Pala. Acil bir durum var diyorum. Gözünü sev. Bir ara ver. Bir time out. Beni bir dinle. Ondan sonra kaldığın yerden devam edersin yine dövme. Nele mi kılık? Bütün iğrençliklerin ve tiksinçliklerin yetmedi. Bir de sapık mı oldun lan başımıza? Ha? Ya bana vurma yine. Allah'ın kafama vurma. Haklıyla. Ya ne alakası var ya? Allah'tan kıyafetler korumalı, bir şey olmadı. Bir de kafaya kask lazım. Para! 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 Ay Allah! Ya! Ben insanlık edip buraya kadar geliyorum. Orada el gittiğin yetmiyormuş gibi bir de bana ne diyorsun? Sapık! Kusura bakma ama ben sapık değilim. I am not a sapo. Arz ederim. Niye bağırıyor? Buramın dibinde niye bağırıyor? Burası devlet dairesi. Niye gelip benim gibi koskoca amirin kolundan çekiştiriyor? Heyecanla geldim ya koşarak. Ne? Heyecan ulan şerefsiz. Ya ben bunlara ha? Hak etmek istiyorum. Çıkmayacağım ulan benim hayatımdan oğlum. He? Sibir. Bana lütfen bir dur. Öldür bıkmıyorum oğlum. Sen daha. Dayak al mısın? Allah, yalnız bu arkadaşta süper sarko tipi var ha. Çekeceğimiz filmden mutlaka değerlendirelim bu arkadaşı. Yani Terminator 2 ile Alien 2 kırması gibi bir şey bu. Maşallah, boy posta var. Buna çakma jön de olur ha pala. Müsaade eder misiniz amirim? Ne demek Ertan'cığım? Müsaade senin. Ne için istiyorum müsaade? Gitmek için mi? Çok da kibar çocuk, gidebilirsin. Ya sen ne üçkağıtçı bir adam çıktın ya? Ne biçim vuruyorsun ya? Ya müsabakalarda bile bu yaptığın faul. Benden aşağı çalışıyorsun. Ayıp ya. Paradan örnek al biraz. Önüne gelen beni dövüyor. Para senin yüzünden. Aldın gidiyorsun. Herkes arkandan geliyor maşallah. Şuraya bak. Bu nedir ya? Allah Allah. Şerefsiz. Ne başlar? Şerefsiz. Oğlum insanın seni dövdükçe dövesi ya gelir. Ya bana niye biz konuşarak anlaşamıyorsun? Sus lan bir sus lan sus sus. Bak bana bunu sana yazmıyoruz. Bak bu senin yüzünden oldu. Sevgili Pala. Ben içinde bulunduğum esaretten kurtulup kaçabilmek için mecburen girdim bu kulağa. Yoksa ben de böyle mutlu değilim anam gibi dolaşmaya. Nerede esir tutuyor dedi ulan seni? Hayvan koruma barınağında falan mı? He? Hayır. Sadullah Baba'nın evinde. Sadullah Baba. Evet. Sadullah Baba. Sadullah Baba kim oğlum? Nerede kaldın Fiko? Neden hala kimse bizi kurtarmaya gelmiyor? Ulan, senin bu bebiş bizi satıp kaçmış olmasın? Saçmalama. Fiko beni hayatta bırakmaz burada. Birazdan duyarız siren sesini. Merak etme. Mehmet! Nerede kaldı bu Lezzi Hanım? Ara çocukları hemen getirsinler Lezzi'mi bana. Şimdiden özledim vallahi kendisini. Burnumda tütü. Tamam Sadullah Baba. Allah Allah. Sen koskoca Pala. Organize işte. Sadullah Baba'yı tanımıyor musun Pala? Tanımıyorum. Böyle enine doğru büyük, göbekli, kel, psikopat bakışlı, psikopat burunlu, mafya babası. Onu tanımıyorum. Siz
İnanıyor musunuz lan? Yok abi. Ben galiba tanıyorum abi. This is my man. Bak gördün mü? Cila tanıyormuş. Aferin Cila. Keep up the good work man. Konuşma lan. Bir dönemin ünlü Laz müteahhitlerinden kendisi. 2 sene önce uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi olabilir diye hakkında birkaç soruşturma açmıştık. Ama sonradan bir şey çıkmadı. Nasıl bir şey çıkmadı? Nasıl bir şey çıkmadı Cila, sen ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey ya? Herif böyle Godfather, Scarface, Sopranos kırması bir mafya babasıdır diyor. Mafya babası diyorum bana, mafya babası. Silahlı adamları var, manikanesi var filmlerdeki gibi. Mafya babası bir şey ifade etmiyor mu? Peki sen nasıl bulaştın bu herife? Ben bulaşmadım. Herif bizi zorla kaçırttı. Benle Pınar'ı, bir de Matador öküzü var ya, onu hep beraber kaçırttı. Matador öküzüyle Pınar... Hala? Sadullah babanın evinde tutsak halde. Ben mecburen böyle dadı kılığına girdim. Ancak öyle kaçtım. Sana geldim yardım istemeye. Yine kızcağızın başını sokacak bir bela buldun ya. Yok öyle. Peki elin mafya babası, senin gibi lüzumsuz bir herifi niye kaçırsın? Evinde laboratuvar mı kurmuş? Maymunlar üzerinde deney neyin mi yapıyorsun? Ney? Kobay maymunu falan kalmadıysa elinde, seni kaçırması doğal tabi. Hemen de gül. Çok komik değil mi? Amir'in espri yaptı. Gül gül, çakmaşın sen de gül. Ablacım sen de gül. Sen de gül. Senin var ya. Valla yavaş, topuklu ayakkabım var. Görmüyor musun? Oğlum sen ne istiyorsun lan benden? Söyle. Ne? Bak, şu anda bizi oyaladığın ve çok önemli bir operasyonu geciktirdiğin için sana acayip gıcık oluyorum. Attırırım seni nezarete. Canım sıkıldıkça iner iner döverim. Daha ne kadar döveceksin pala? Üstümden dozer gibi geçtin. Daha ne istiyorsun? Sus lan, sus! Ne istiyorsun oğlum sen? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim pala? Senden gidip Pınar'ımla Matador'u... Yok, sadece Pınar'ımı kurtarmanı istiyorum. Ulan oğlum ben senin kadrolu süpermenim miyim lan? He? Evet. Zırt pırt gidip gelip benden Pınar'ını kurtarmamı istiyorsun. Zibidi! Bu defa durum çok ciddi pala. Adam bana fena taktı. Sana taktı derken? Yok öyle değil. Yok. Benim normal delikanlı piko halime taktı. Delikanlı derken? Ya yok öyle değil. Pala sen olayı nerelere götürdün ya? Öyle değil benim bu halime. Adam bayıldı, aşık oldu o kadar yani. Adam. Evet. Senin. Evet. Bu haline. Evet. İlk görüşte aşık oldum. Evet, aynen öyle. Allah Allah. Bence de Allah Allah. Niye böyle babun mu seviyorsun? Babun derken? Maymunun bir çeşidi. Ama sen çok... Dur bir dakika, bir dakika. Aslında senin bu durumun bizim çok işimize yarayabilir. Hı? Bence de yarayabilir. Nasıl yarayabilir mesela? Sen bizim Sadullah'ın evine soktuğumuz köstebeğimiz olabilirsin mesela. Evet. İşte bu. Gençler. Tecrübesiyle, zekasıyla hala burada da farkını ortaya koyuyor. Örnek hanım. Köstebek derken?